Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, hadis ve sünnet savunucularına çok basit bir örnek vereceğiz. Şimdi bazıları hadisi eleştirmek için hadisi söylememize kızıyorlar. İşte dün videosunu yaptım. Abdülkadir Polat diyor ki, buna perhiz, buna lahana turşusu. Diyor, hem diyor hadisi kabul etmiyorsun diyor, hem diyor işine gelince diyor hadis okuyorsun diyor. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi siz bir hadis uyduracaksınız ve ben bu hadisi söylemeden hadisi eleştireceğim. Böyle bir şey düşünüyor herhalde. Tabii bu beyin ile ilgili nörolojik bir vaka olduğu için fazla üzerine gidemiyorum. Hani diyeceksin ki mesela eleştireceksin. Ben hadislere inanmıyorum. Neden? Ya işte anlatamam, ben hadislere inanmıyorum. Ya kardeşim, hadislere inanmıyorsun da. Sen hadislerde itiraz ettiğin konu ne? Ya abi, hadislere inanmadığım için şimdi ben sana hadis de veremiyorum. Ama ben hadisleri kabul etmiyorum. Herhalde böyle davranmamızı istiyor. Nasıl, güzel mi? Ben hadisleri kabul etmiyorum. Neden? Ya ben hadisleri kabul etmiyorum. Ya neden, neden? Hadislere itirazın ne? E bir hadis o diyemem. Ay özür dilerim. Ben hadisleri kabul etmiyorum. Onun için hadisleri kabul etmediğim için size bir hadis okuyamam. Özür dilerim. İşte karşılarında böyle bir muhatap istiyorlar. İstedikleri gibi at oynatabilsinler. İstedikleri gibi. Şimdi size bir tane sarık hikayesi anlatayım. Bu gördüğünüz arkadaş mandal kovasına sarık yapıyor. Dizine takmış bir tane mandal kovası. Üzerine de yumurta zarı gibi bir bez sarıyor. Sarığın imalatını yapıyor. Sarı ne olduğunu bilmiyor. Öncelikle sarık, dostlar, sarık nedir biliyor musunuz? Hatta ben bir dakikaya Google'dan size sarık göstereyim. Önce şu vatandaşın sarığını bir göstereyim, bir bakın dostlar. Şuradan. Sarık takmak nedir? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. 100 şehit sevabı vardır arkadaşlar. Duydunuz mu? 100 tane şehit sevabı var. Normalde buna 70 diyenler de var da. Şimdi adam şu mandal kovasını elindeki yumurta zarı gibi beyazı sararak 100 tane şehit sevabı kazanıyor dostlar. Şimdi bu adam neden Gazze'ye gidip savaşsın ki? Şimdi Gazze'de İsrail'in bombardımanıyla paramparça olan çocuk şehit. Ama maalesef bir tane şehit. Yani bir çocuğa iki kere şehit denmez. Çocuk şehit oldu mu şehit. Şehit zaten şehittir. Şehitin yeri de cennettir. Şehitler cennetliktir. Peki iki tane şehit sevabı olursa ne oluyor? Cennetin mi başka oluyor? Üç kere şehit olursan ne oluyor? Ya da bir beden ile bir can ile üç kere şehit olunur mu? Dostlar, üç kere ölemezsiniz. Ama ben size bir formül vereyim. Bir mandal kovasının üzerine yumurta zarı gibi bir bezi sarın. Ve Filistin'de ölen 100 tane şehidin sevabını alın. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Ben alay etmiyorum, ben dalga geçmiyorum. Adımın söylediğini söylüyorum size. 100 tane şehit sevabı. Benim çok yakın bir akrabam var. Bunu savunuyordu. Ve ben kendisine dedim ki, ya 100 tane şehit sevabı nasıl olur dedim. Kendisi bana dedi ki, şehit olmak başka şey, şehit sevabı başka şey dedi. Yani devamında hangi ibareyi kullandığımı söylersem hangi akrabam olduğu ortaya çıkar. Onun için onu söylemiyorum. Akrabalık bağımızdaki kelimeyi kullanarak söyledi. 100 şehitlik başka bir şeymiş. Şehit sevabı başka bir şeymiş. Şehitliğin sevabı başka bir şeymiş. Şimdi bir kişi gitti, savaştı ve şehit oldu. Onun aldığı şehit sevabı değil mi? Beyin yamyamları mandal kovasına bez sararak 100 tane
Filistin'de ölen şehit ile aynı sevabı alacağını düşünen beyin yamyamları. Sizin teraziniz böyle mi tartıyor? Bakın ben size sarık göstereyim. Önce sarığın ne olduğunu öğrenin. Anlatabiliyor muyum? Sonra sarıktan da niçin sarığın öyle olduğunu ben size göstereceğim. Nasıl olsa kısa video olacağı için dostlar kusura bakmayın. Şuraya sarık yazalım. Tamam. Evet. Bastık. Evet. Şimdi görsellere girdik. Görseller. Evet. Şuradan. Buyurun. Ya şu komple kaldırayım. İşte sarık bu. Bunlar değil. Bak görüyor musunuz sarığı? Bir iki tane daha şuradan sarık göstereyim. Ah bak bu burası. Gördünüz mü sarığı? Bakın. 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 Sarık. En azından şu biraz daha sarığa benziyor. Peki bu sarıklar bu hale nasıl geliyor dostlar? Önce sarığın kullanma şeklini anlatayım. Bakın. Dur bu değil. Özür dileriz. Şu var ya dostlar. Bakın. Sarık kefeni temsil eder. Kişi vefat ettiği yerde başındaki sarık sökülür. Kefen olarak sarılır. Sarık odur. Cübbeli Ahmet'inki sarık değil. Yani şu sarık değil. Yani. Sarık budur. Ve kişi öldüğü zaman onun sarığı sökülür. O adama kefen yapılır. Şimdi gelelim bizim şeyin sarığına. Neredeydi o? Bakayım. Buydu herhalde. Evet. İşte. Şimdi gelelim vatandaşın sarığına. Bakın. Sarığı görüyor musunuz dostlar? Hep beraber seyredelim şimdi. Takmak nedir? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. 100 şehit sevabı vardır arkadaşlar. Evet. Sarıkla kılınan 2 rekat namaz, evet. Sarıksız kılınan 2 rekat namazdan 70 derece farkı ve fazileti vardır arkadaşlar. 70 derece. Şimdi dereceleri say desem Recep İvedik'in balıkların saymasına dönecek. Nedir bu 70 derece? Santigrat derece mi? Yoksa 45 derece mi? 70 derece ne demek? Onu tabii bu ekoldekiler bilir. Devam edelim. Sarık müminin izzetidir. Peygamberimiz öyle buyurmuş. Sarık insanın izzetidir, şerefidir. Sarıkla dolaşırsak hem kendimizi gözümüzü haramlardan koruruz. Bakamayız. Sarık takan adam harama bakabilir mi? Günaha bakabilir mi? Günaha gidebilir mi? Ne kadar güzel bak. İslamiyet'i yaşadığın zaman sen değil, İslamiyet seni koruyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? Elhamdülillah. Tamam. Sarık takmak nedir? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. 100 şehit sevabı vardır arkadaşlar. 100. Sarıkla kılınan 2 rekat namaz, sarıksız kılınan 2 rekat namazdan 70 derece farkı ve fazileti vardır arkadaşlar. Sarık müminin izzetidir. Peygamberimiz öyle buyurmuş. Sarık insanın izzetidir, şerefidir. Sarıkla... Evet. Eğer sarığınız varsa şerefli bir Müslümansınız. Sarık Müslümanın şerefiymiş dostlar. Sarıksız Müslümanlar da şerefsiz oluyorlar demek. Eğer şerefli bir Müslüman olmak istiyorsanız sarık giymeniz gerekiyor. İşin üzücü tarafı ne biliyor musunuz? Bu cenahın yarısı da, yarısından fazlası da sarıksız. Şimdi soruyoruz. Eğer hakikaten böyle bir hadis varsa, hadisi savunanlar neden sarık takmıyor? Siz de benim gibi hadis inkarcısı mısınız? Soru çok basit dostlar. Sarık bu kadar önemliyse, Resul'ün emri ise, Müslüman'ın şerefi ise, hadisleri savunup da sarıksız gezenlerin tarifi nedir?
Siz Resulü bir şeye takmıyor musunuz? Siz hadisleri dikkate almıyor musunuz? Yoksa adam mı abartıyor? Bir karar verin. Ne kadar basit değil mi dostlar? Adam bol keseden anlatıyor. Abartıyor, abartıyor, abartıyor. Dur diyen yok. Dur diyen yok. Siz mandal kovasını kafasına geçirip 100 tane şehit sevabı alacağını düşünen insanlarsınız. Ya da mandal kovası büyük bir ihtimal orada kalıptır. Tabii ki o kovayı kafaya geçirmezler. Orada ayrıyeten başka bir bez aparat vardır. Tabii ki mandal kovasını kafalarına geçirmezler. Ama müsaade edin de o kadarını da ben söyleyeyim. Sizin şerefiniz kafanıza sardığınız bezle ortaya çıkıyor. Şeref Kur'an'ı ayakta tutmaktır. Kur'an'ı yaşanır hale getirmektir. Ayetleri yaşamaktır şeref. Bir insanı Müslim yapan şey ayeti hayata geçirmektir. Ayetleri yaşamaktır. Hangi ayette sarık gördünüz? Paşam, siz sarığı hangi ayetten çıkarttınız? Hangi ayete göre sarığı örtüyorsunuz? Sarığı kafanıza sarıyorsunuz. Osmanlı torunu olduğunuz için. Osmanlı torunu olduğunuz için sizde sarık sevdası var. Sarığın hiçbir yerde dinle ilgili bir yaptırımı yok. Ama siz sakal ile cennete giden adam, sarık ile de 100 tane şehit sevabını alır tabii ki. Çünkü sizde şehitliği de dağıtmak serbest, cenneti de dağıtmak serbest. İstediğinizde, istediğiniz gibi dağıtıyorsunuz. Mahşerde göreceksiniz kaç tane şehit sevabı aldınız mandal kovasıyla. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.